Sayın Başkanım, 0-0 bitti, başladığı gibi bitti. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Biliyorsunuz bu yıllar, yani sezon başından beri göçebe takımız iç sahada. Bugüne kadar Hopa'da oynamıştık maçları. Bu maçımızı bize Didi Stadı'nda alınması konusunda bize yardımcı olan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal Bey'e teşekkür ediyoruz. Güzel bir sahada, güzel bir maç gününde müsabaka oynadı. Tabii ligdeki durumumuz hiç açıcı değil. Olmamız gereken yerde değiliz. Üstüne bir de hoca değişikliği olunca zor bir hafta. Yani hocasız çıktığımız, bundan sonra çalışacağımız hocayla biliyorsunuz anlaştık. Kazanmak istediğimiz ama gördüğüm kadarıyla kaybetmemenin de bir netice olduğunu gören bir takım hüviyetindeydim. Kazanmaktan çok kaybetmemek üzerine oynandı belli. Kaybetmek de elbette ki önemli böyle zor durumlarda. Puan almak, rakip de iyi bir takım, ligin iyi takımlarından. Saha onlar için avantaj olsa bile biz de elimize geleni yaptık. Aksiyon bölgelerimiz elbette ki vardı ama kolay değildi böyle durumlarda. Önümüze bakacağız. Yeni hocamız maçı da izledi. Yarın kendisi basın toplantısıyla Pazar Spor ve Spor Camiası'na tanıtacağız. Yeni görevlendirmelerimizle birlikte. Yeni bir dönem başlıyor Pazar Spor için ama devre arasına kalan 3 maçı kayıpsız geçmek durumunda ikinci yarı beklentilerimizi sezon başı söylediğim hedefler olmak bizim için başarısızlıktı. Ben hala aynı noktadayım. Bunu çok açık, net ve samimi bir şekilde söylüyorum. Biz artık normal pozisyonlarda başarı diyen bir yapım yok. Bir şey yapıyorsam her türlü olumsuz karara rağmen kendi sahada oynamamamıza rağmen yakalayabilmeliydik. Umarım bundan sonraki 3 maç ciğerde muhtemel iç saha maçlarımız Arhavi'de olabilir. Ardışan olursa çok daha iyi. Hopa bitti mi bizim için? Hopa bizim için bitti. Arhavi hazır. Sonraki Arhavi oynayabiliriz. Evet. Teknik olarak, meşe olarak, ikinci olarak ve FIFA olayı olarak orada sorun yok. Ama ikinci adı da yenilenen Ardışan Stadı'nın hem zemini yenilen hem biliyorsun takip etmişsen görürsünüz. Evet. Orada da oynama şansımız var. Kendi sahamızda oynama şansımız daha da var. Çimlerin serilmesi yakınmış galiba. Zor geçen çünkü süreçte Pazar Spor Camiası'nın kenetlenmesi lazım. Küskünü, dalgını, barışığı önce kendi yönetimimizde biz. Dışarıdan yani başka Pazar Spor yok. Şeyin yani bugün var, yarın yok ama Pazar Spor hep var olması lazım. Bu mücadeleyi veriyoruz. Yerel destek maalesef yok. Belediyemiz uzun yıllarda bize zaten soğuk duruyordu. O duydum ki bir de spor kulübü kurmuşlar. Umarım pazarın gençlere hizmet etme amacıyla kurulmuştur. Birilerine masabef ki iş amacı değildir de doğrudan saf bir şekilde gençlere hizmet o zaman yolumuz aynıdır ama amaç farklıysa doğru bulmuyorum bu aşamada. Pazar Spor'a destek vermemenin sebebi olmamalı. Eğer böyle bir imkanınız varsa bu kulübün desteği önce verin. Ondan sonra gene atılımı yapın. Yani çok kulüp olması kötü bir şey değildir. O doğru. Doğrusu ama gördüğüm kadarıyla Pazar Spor'dan dışlananlar, Pazar Spor'dan uzaklaştırılanların için daha altta toplandığını görüyorum. Bu tehlikeli bir durum. Pazar Spor'a düşkün olabilirsiniz, kırgın olabilirsiniz ama Pazar Spor hepimizin Hüseyin Yang'ın kulübü olmadığını çok aynı zamanda göreceksiniz. Hüseyin Yang bıraktığı zaman ne diyeceksiniz? Diyebilir misiniz? Evet, bırakacak mısınız? Evet, mutlaka yani makamlar geçici. Ama pazar kalıcı, yani, Pazar Spor kalıcı. İdareciler de insanlar bir böyle baksın bakalım. Evet. Olmadığım zaman ne diyeceksiniz? Evet. Yok demek ki. Evet. Bu anlamda ilk defa böyle bu konuda birkaç kelam ettim. Saf ve temiz niyetleri yapılan her şey doğrudur, düzgündür. Gençliğe hizmet esas olandır zaten. Ama bizde de makam, mevki, iş sahibi yapmak için yapılan bir girişse doğru bulmuyorum. İçinde de dışında da olanlar bir şekilde pazar sonra küçüklükle uzaklaştırılanlar
Çok başka bir kelime de kullanmak istemiyorum. Başkanım, samimi olarak halk da soruyor bunu. Pazar Belediyesi'nin hiç katkısı bu sene olmadı mı? Olmaz. Zaten geçmiş. Yani net olmadı. Açık ve net. Çünkü soruyorlar. Yok olmuştur. Yok olmadı, yapmıştır, yani, etmiştir. İşte konuşanlar var ama. Çöpünü toplamak için bir tane araba göndermek. Ya bir kepçe. Yani. Dökmek. Ve Pazar Belediyesi'nin bizim profesyonel takımımıza bu sene yani bir desteği olmamıştır. Olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bu belgeli bu zaten. Peki. Olmayacağına dair de bize yazı gönderdi. Elimize yazı var. İstersen gösterelim. Ama her şeye rağmen bir belediye spor kurabiliyor diyorsunuz. Kurabiliyor. Burada peki çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ama pazar spora yardımcı olamayacaklarını yazılı olarak bize bildirdi. Elimizde belirtmek yok. Paylaşacağız. Yani günün gelince de paylaşacağız. Elimizde resmi. Siz profesyonel kulüpsünüz. Evet. Biz size yardım yapamayız diye yazı var. Sonra uzun. Peki. O dosyayı ben basınla paylaşırım. Hiç önemli değil. Ben yine de başarılar diyorum her şeye rağmen. Önemli değil. Orada yetişen sporcular da yine bizim sporcularımız. Gönlü pazar sporunda forma giyerler. Altyapı olarak sporcu yetiştirme, gençliğe hizmet, basketbol, voleybol, diğer salon sporlarında hizmet yapması zaten belediyeler esastır bu. Sadece kulüp kurmak değil, evet. Mahallelerde tesisler yapmak, oyun alanları açmak, bunlar değil. Bu hep bilmem Fatih. Pazar sporu, sporcular, başka amatör takımlar var pazarda. Bunlar için de güzel bir şey. Ama kulüp kurduğun zaman nasıl pazar spor hiçbir destek yokken dünyanın tesisini yapmışsa belediye haydi haydi her semte, her mahalleye bir futbol sahası, bir basketbol sahası, bir şey sahası yapmak. Bu da güzel bir şey. Evet. Başkanım son bir sorum daha. Çok soruyorlar. Basketbol takımımız ne zaman oluşacak? Çok basketbol istiyorlar. Basketi yok. Seven gençler var. Biz bir dönem kurduk. Evet. Yani deplasmanlıkta 2 yıl devam ettik. Bu bir ekip işiydi. Bizim söylememiz olma. O işi yürütecek insanlar bir araya gelecek, proje getirecek. Nasıl handbolda bir proje getirdiler. Evet. Arkasında şu anda o anlamda yok. Ama mesela Pazar Belediyesi bu. Bunu yapabilir yani. Evet. Branşı, zaten onları yapsın işte. Basketbol. Evet. Branşı kursun. Peki. Voleybol kursun. Handbolumuz var. Verelim onlara. Süper Lig'de. Bundan önemli şey var ama. Süper Lig'de handbol takımımız var. Evet. Süper Lig'de handbol takımımızı Pazar Belediyesi buna haklarını verebiliriz. Evet. Daha ne diyeyim yani? Peki, biz çok teşekkür ederim başkanım. Değiliz. Biz çok sağ olun. Pazarın armasının, formasının, renginin peşindeyiz. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, başarılar dilerim.